Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Eyvallah sayın hocam. Türkiye Yazarlar Birliği hamiliğinde gerçekleştirdiğimiz şehir okumaları programlarımızın bugün üçüncüsünü Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamla birlikte Edirne üzerine gerçekleştireceğiz. Daha evvel Konya ve Malazgirt üzerine iki şehir okuması gerçekleştirmiştik. Bugün bizler için çok kıymetli bir şehir olan, tarihimizde önemli bir yere sahip olan Edirne üzerine üçüncü şehir okumamızı gerçekleştireceğiz. Sayın hocam müsaade ederseniz ben öncelikle misafirlerimize biraz biyografinizden bahsedeyim. Ardından okumamıza geçelim. Buyurun. Şair ve yazar 24 Kasım 1959 yılında Edirne'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Edirne'de tamamladı. 1982'de Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Muhasebe Vergi bölümünü bitirdi. 1983 yılında Edirne'de muhasebe bürosu açarak başladığı mesleğine serbest mali müşavir olarak devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tarım ekonomisi alanında doktora öğrenimini tamamladı. Ozan Ağacı Yeni Devir ve Oluşum dergilerinde şiirleri, Son Haber, Edirne, Haber ve Yeni Şafak gazetelerinde yazıları yayımlandı. Halen Trakya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Eserleri de Bosnalar Yeni Değil, Sevgisi Yetmiyor, Çiçeklerin, Ayrılığın, Ölümün Diğer Adı, Karagöz Çiçeğim, Tutsak Düş Beyazı, İnsan Ziyanlığı olarak tarif edebiliriz. Hocam bereketli bir biyografiniz var. Eyvallah. Estağfurullah. Ben bir düzeltme yapayım. İstanbul Teknik Üniversitesi değil, Namık Kemal Üniversitesi Aa, olacak. Önemli çok değil. Bir sevindim. düzeltme yapalım. Onun Eyvallah. dışında bu kadar çok fazla isime, ünvana da gerek yok. Mustafa Hatipler demek yeterli. Selimiye Eyvallah. Camii'ni yapan, bugün Edirne'yi konuşacağız. Büyük usta, koca Mimar Sinan, o muhteşem eserinin sadece Hünkâr Mahfili'ne iki tane mühür koymuş. Bunun dışında hiçbir yerde adını yazmamış, Selimiye gibi bir eseri ortaya koyan mimardan söz ediyoruz. O yüzden isimlere, ünvanlara, mevkilere, makamlara çok fazla takılmamak lazım diye düşünüyorum. Eyvallah Sayın Hocam. Çok teşekkür ederiz. Sayın Hocam, Edirne tabii bizim Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden Anadolu üstündeki sürecimizde çok kıymetli bir şehir. Evet. Bizlere bıraktığı çok iz var. Biz Türk İslam tarihinde yer edinmiş insanların da Edirne üstünde bıraktığımız pek çok iz var. Ben öncelikle Edirne isminin nereden geldiğini sorarak başlamak istiyorum. Şimdi güzel kardeşim, önce tebrik ediyorum. Eyvallah. Yazarlar Birliği'nin himayesinde bu programı gerçekleştiriyoruz. Ben Yazarlar Birliği'nin genel merkezinde görev yapan, başta Musa Kazım hocam olmak üzere bütün dostlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve en başta da tabii onursal başkanımız Mehmet Doğan hocamı da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eyvallah. İkinci olarak bugün Edirne'yi konuşuyoruz. Bundan yaklaşık 5-6 ay önce bir şiir şöleni gerçekleştirdi Yazarlar Birliği Edirne'de. Bu şiir şölenindeki konuşmalarda Yazarlar Birliği Başkanımız Musa Kazım Hocam Selimiye Camii'ni çok güzel bir ifadeyle betimledi. Dedi ki Mimar Sinan Selimiye Camii bir şiirdir ve Mimar Sinan Selimiye Camii ile beraber şiirini taşa yazmıştır. Şimdi her şehrin kendine göre özelliği, güzelliği var. Saygı duyuyoruz hepsine. Ama bütün bunların içerisinde Edirne'nin ben çok farklı olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Ben de eğer izin verirseniz Edirne'nin ismiyle alakalı bu sorunuza cevap vermezden önce Tabii. şehrin ne olduğunu isterseniz bir anlatalım. Şehir nedir? İnsanlar Tabii çok makul ediyorum. şehir deyince ne anlarlar? Gerçekten Edirne'den önce böyle bir genel anlamda bir şehir betimlemesi yapmak istiyorum izninizle. Harika. Aslında şehirler insanların varoluş hikayelerinin başladığı yerler. Ve yine aslında zannedilenin aksine dirilerden yani yaşayanlardan evvel
ölülerin, orada defnedilmiş insanların kurduğu mekanlar. Peki şehirlerle alakalı olarak böyle bir girişten sonra nasıl bir tasnif var şehirlerle ilgili? Aristo şehirleri ikiye ayırmış. Erkek şehirler, kadın şehirler, büyüyen şehirler, kısır şehirler. Peki bizim medeniyetimizde şehir tasnifinde en önemli şehir tasnifi nedir? Bizim medeniyetimizde en önemli şehir tasnifinde Farabi'nin Medinetül Fazlası var. Yani Erdemliler şehri. Bizde şehir deyince aklımıza gelen Yıldırım Beyazıt'ın, inşallah onun da programını yaparsınız, o Ankara Savaşı öncesinde Sivas düştüğü zaman Edirne bozkırlarında gezerken bir türküyü tutturamadığı için ağlayan bir çobana rastlar Yıldırım Beyazıt. Ordu hareket halindedir. Ankara Savaşı'na hazırlık yapılacak. Çoban ağlamaktadır. Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt tarihe geçen şu sözü söyler. Niye ağlarsın bire çoban? Ertuğrul gibi oğlun mu öldü? Sivas gibi şehrin mi düştü? Bizim medeniyetimizde şehir Ertuğrul gibi bir oğlun karşılığı olacak kadar kutsaldır. Şehirlerin tasnifinde, şehirlerin sınıflandırılmasında çok farklı tasnifler olmakla beraber ben en çok Erol Aksoy'un tasnifini severim. Erol Aksoy şehirleri dört gruba ayırır. Geçmişte bunlardan birincisi, geçmişte sadece geçmişte var olan şehirler. Bugünü ve yarını olmayan şehirler. Bugün Kuzey Amerika'da bilirsiniz mutlaka hala 300 sene öncesinin üretim araçlarını kullanan, 300 yıl öncesinin elbiseleriyle gezinen insanların yaşadığı şehirler vardır birkaç tane. Bunlar sadece geçmişi olan şehirlerdir. Bugünü ve yarını olmayan şehirler. İkinci grupta yer alan şehirler ise geçmişi olmayan, sadece bugünü olan şehirlerdir. Yine Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika'da bazı şehirleri bu sınıfın içine koyabiliriz. Şehirlerin tasnifinde üçüncü sırada yer alan şehirler ise bugünü olmayan, ya dünü olmayan ve sadece yarını olan şehirler. İşte bugün Güney Amerika'da bir bataklıktan ortaya çıkarılmış Rio de Janeiro'yu, yine Kuzey Amerika'nın yeniden yapılmış birçok şehrini bu üçüncü kategoriye koyabiliriz. Peki şehirlerin tasnifinde dördüncü sırada yer alan nedir? Geçmişi olan, yani geçmişe bakan, bugünü olan ve yarını olan şehirler. Mekke, Medine, Kahire, Şam, İstanbul, Edirne, Üsküp, Belgrad. İşte bizim medeniyet kurduğumuz şehirler, geçmişi olan şehirler, bugünü olan şehirler ve yarını olan şehirler. İşte bu son tasnifteki şehirlerden bir tanesi ülkemin uzun süreden beri Serhat'taki payitahtı olan ama Serhat şehri olmayı asla kendine yakıştıramamış olan Osmanlı'nın Avrupa Osmaniyesi içerisinde bir iç kale pozisyonda olan Edirne'dir. Yani Edirne aynı zamanda bu sınıflamada dördüncü sınıfta yer almakla birlikte Edirne aynı zamanda eski ama eskimeyen bir başkenttir. Edirne aynı zamanda bir müjde şehirdir. Edirne aynı zamanda tarihin darül karar, yani kıyamete kadar yaşayacak olan şehir. Yine tarihin darül nasır vel meymene, yani fethinde Allah'ın ordusunun, meleklerin yardım ettiği şehir adını verdiği bir eski ama asla eskimeyen başkenttir. Edirne'yi anlamak için Balkan coğrafyasını anlamak lazım. Ebu'l-Hayr Rumi bu anlamda Edirne için şu ifadeyi kullanır. Edirne Balkanların anahtarıdır. Bakın, Balkanlardan söz ettiğimizde şimdi Edirne'ye de girmiş oluyoruz. Balkanlardan söz ederken şunun altını çizmek istiyorum. Balkan Harbi'nde son dönem Osmanlı'nın son dönem edebiyatının en güzel, en meşhur isimlerinden bir tanesi şair Nigar'dır. Şair Nigar Hanım'ın ince hastalık dediğimiz verem hastalığına tutulmasına sebep Balkan Harbi'nde Edirne'nin, birinci Balkan Harbi'nde Edirne'nin düşmesidir. Yine birinci Balkan Harbi'nde Edirne'nin düşmesi üzerine en keskin
cümleleri kuran isimlerden bir tanesi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Edirne'nin düşmesi üzerine mersiyeler yazan isimlerden bir tanesi Mehmet Akif Ersoy'dur. Edirne'nin düşmesi üzerine ta Kahire'den, Kahire'de Mısır'da yaşayan şairlerin imparatoru olarak bilinen Şevki Ahmet Şevki'nin yazdığı Mersiye'yi biliyoruz. Ta oradan Edirne'yi Endülüs'e benzeterek şiirler yazmıştır. Yani Edirne Balkan coğrafyasının anahtarıdır. Peki Edirne, Edirne ismini nereden almıştır? Sorunuza gelmiş olayım izninizle. Ben böyle çok dağıtırsam lütfen beni uyarın. Güzel kardeşim. Edirne aslında Edirne, Edirne'den önce kullandığı isimlerden en önemlilerinden bir tanesi Oriste, Oriste adıdır. Bu nereden geliyor? Agamemnon'un oğlu Orestos'tan gelir. Orestos kendi inançlarına göre işlediği bir günahtan dolayı kendisine verilen bir cezanın kalkması için üç nehrin suyunda yıkanması gerekir. Ve Orestos, Agamemnon'un oğlu Orestos Truva'dan, Çanakkale'den kalkar, bu tarafa doğru gelir, gelir, gelir ve o dönem Edirne'den akan, bugün de hala Edirne'den akan Tunca, Meriç ve Arda'nın suyunun birleştiği yerde yıkanır ve günahlarından arınır. İşte ilk Edirne orada kurulmuştur. Ve Edirne'nin adı ondan mülhem Orestos'tur. Daha sonra Uskudama adını almıştır. Ta ki Bizans İmparatoru Adrianus'un Edirne'yi bir kale yapmak suretiyle Edirne'yi fethederek Edirne Kalesi'ni yaptığı tarihe kadar. Ondan sonra Adrianapolis ve Osmanlı'da biliyorsunuz Osmanlı'nın çok güzel bir tarafı var. Osmanlı'nın, bunu da burada belirtelim hemen, Balkan coğrafyasında isimlerle iştigal etmemiştir Osmanlı. Örnek veriyorum, buraya 150 kilometre mesafede Filibe var. Filibe, bugün Filipepolis deniyor. Osmanlı, o zaman da Filipepolis deniyordu. Osmanlı Filibe'ye dokunmamış, Filibe demiş kalmış. Üsküp'ün adına dokunmamış Osmanlı. Osmanlı isimlerle çok uğraşmamış. İşte Edirne'de Adriana'nın şehri, Adrianapolis olan ismini zaman içerisinde değişerek Edirne, daha sonra da Cumhuriyet döneminde daha net olarak Edirne olarak bugüne taşınmış. Bu arada şunu da söyleyelim. Edirne ile alakalı olarak da atlamış olmayalım diye bunu da söylemek istiyorum. Yıldırım Beyazıt'ın damadı var biliyorsunuz. Emir Buhari Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri. Ben Bursa'da kaldım. Mübareğin de camine ve türbesine çok yakın oturdum. Şimdi Edirne'de, Edirne ile Bursa'nın ve Edirne ile Ankara'nın çok özel bağlantısı var. Eğer izniniz olursa bunlardan da birkaç kelam etmek istiyorum. Lütfen, lütfen. Edirne ile Bursa'nın bağlantısı şudur. Yıldırım Beyazıt Edirne'de ve Edirne başkent. Buhara'dan gelmiş daha çok sağlık görevi yapan bir asker var. Herkes askerin etrafında toplanıyor. Ondan şifa buluyor. Etrafı birden çoğalıyor. Yıldırım Beyazıt'ın yakınındakiler Yıldırım Beyazıt'a der ki bir şehirde iki sultan olmaz. Ya siz başkenti buradan alın, Bursa'ya götürün ya da bu Buhari isimli, emir isminde bu çocuk buradan gönderin. Ve Yıldırım Beyazıt ferman çıkarır. Emir Buhari'yi buradan Bursa'ya sürgüne gönderir. Mübarek atının üzerinde birkaç kez geriye döner. Gitmek istemez. Ve der ki padişaha, beni bu şehirden gönderme. Bu şehirde çok özel işaretler var. Bu şehirde çok güzel işaretler var. Ama hüküm verilmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Ve Emir Buhari Edirne'den Bursa'ya sürgüne gider. Bu öyle bir sürgündür ki bu sürgünün arkasından Yıldırım Beyazıt'ın kızını kaçıracaktır ve Yıldırım Beyazıt'a damat olacaktır. Edirne ile Bursa arasında işte böyle bir ilişki vardır. Emir Buhari Hazretleri büyük bir evliyadır. Edirne ile alakalı o tarihte, yani 1402'den önce ifade ettiği yaklaşımı Edirne'nin çok özel bir şehir olduğudur. Peki Edirne ile Ankara arasında ne bağlantı vardır? Ankara'nın kalbi olan Hacı Bayram Veli ile Edirne arasında müthiş bir ilişki vardır. Hacı Bayram Veli Hazretleri
Sultan II. Murat'ın itibar ettiği, hürmet ettiği ve mutlaka Edirne'de misafir etmek istediği ve ettiği muhterem zatlardan biridir. Bunu çok insan bilmez. II. Murat zaman zaman padişahlığı Fatih Sultan Mehmet'e bırakmış, sonra tekrar geriye almış. Ya ne alakası var? Padişah neden padişahlığı bırakır? Buna bir anlam veremez bugünün tarihçileri. Bunu maddi bir şeylerle de açıklayamazsınız. Bunun anlamı şudur. Hacı Bayram Veli Hazretleri şundan bunu yapmıştır II. Murat. Hacı Bayram Veli Hazretleri der ki II. Murat'ın kendisinden İstanbul'un fethi müjdesini bekler. II. Murat ister ki Hacı Bayram Veli Hazretleri ona şunu desin. İstanbul'u sen fethedeceksin. Ama Hacı Bayram Veli Hazretleri sözünü sakınmayan bir zat-ı muhteremdir. Ve eski caminin içinde şu anda Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin vaaz kürsüsü hala dimdik ayaktadır. İşte o caminin kapısında konuşurlarken Fatih Sultan Mehmet dünyada ve bebek konumundayken Hacı Bayram Veli Hazretleri der ki hünkârım üzülmeyin, İstanbul'un fethini siz göremeyeceksiniz. Bu size nasip olmayacak. Fatih Sultan Mehmet'i işaret eder. Bu çocuğa, bu Muhammed'e nasip olacak. Ama kendinizi üzmeyin. Ben de göremeyeceğim. O esnada Fatih'in hocası olan Akşemseddin'i gösterir. Kambur hocadır, köse hocadır Akşemseddin'in lakabı. Ben de göremeyeceğim. Bu köse hoca var ya der. İşte o görecek İstanbul'un fethini. O yüzden Edirne ile Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'dan buraya gider gelir tekrar Ankara'ya döner. O yüzden Edirne ile Bursa'nın, Edirne ile Ankara'nın manevi olarak bu tür bir bağlantısı vardır. Peki Edirne'nin bu kadar işaret edilen özellikleri nedir? Şimdi bunlara gireceğiz. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Ondan sonra detaylara da hep beraber girelim. Sadece bir tane şey söyleyeyim. Ebu Hayr Rumi der ki Edirne'nin eski camii için Diyar-ı Rum'un Kabe-i Şerifidir ve her perşembe gecesi Mekke'yi tavaf eder. İşte Edirne'yi özel kılan unsurlardan sadece ve sadece bir tanesi. Henüz Selimiye'yi konuşmadık. Henüz Muradiye'yi konuşmadık. Henüz Şerifeli Camii'ni konuşmadık. Henüz Darülaziz Camii'ni konuşmadık. Henüz hiçbir şey konuşmadık. Eyvallah. Eyvallah hocam. Eyvallah. Evet. Yani Sayın hocam, tabii ben de yani o kadar muhteşem bir hatipliğiniz söz konusu ki yani ben de büyülenmiş bir vaziyette dinliyorum. Hocam, Edirne'nin az çok coğrafi konumu ve tarihinden bahsedilmesine yönelik bir soru soracaktım ama evet, zaten konuşmanın akışı içinde tarihe bir şekilde dayandırarak bizlere Edirne'yi anlatıyorsunuz. Evet. Ben biraz daha meseleyi kültürel miraslara getirmek istiyorum. Neticede bizler Edirne ile Osmanlı Devleti arasında kurulan bir ünsiyet görüyoruz ve onu benimseyen, onu bir Türk-İslam şehri haline getiren bir ünsiyetten bahsediyoruz. Tabii bu ünsiyeti başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmek için de orada bir takım kültür miraslarının tarih boyunca inşa edildiğini görüyoruz ve bunlar şehre bir kimlik kazandırıyor. Bu bağlamda hocam, Edirne'deki kültür miraslarından biraz önce de hemen hemen bazılarının ismini zikrettiniz. Yine zikretmedikleriniz de var. Edirne'de yer alan kültür miraslarından ve kıymetinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi elbette. Beni bağışlayın. Sıkıntım şu. Nakısam şu. Bütün terk edilmişliğine rağmen 400 yıl hiçbir işgal görmemişken son 100 yılında 4 işgal görmüş. 20 metre mesafedeki 1930'larda 20 metre mesafedeki mescitleri, camileri yıkılmış. Minareleri satılmış. Minarelerin taşları satılmış. 360'a yakın camisinden 30-32 tane Osmanlı eseri camisi ancak ayakta kalmış. Bir ayağı Pergel'in bir ayağı Selimiye Meydanı'nda, diğer ayağı bugün Batı Trakya'nın kalbi konumunda olan İskeçe'de, Gümülcüne'de, bizim Paşmaklı dediğimiz Bulgaristan'da, Rodopların öbür tarafından dönüyorum Harmanlı'da, diğer ayağı Yanbolu'da, Hasköy'de olan ve Burgaz'da olan
Diğer ayağı da Türkiye tarafında, şimdiki Türkiye tarafında Çorlu'ya kadar, Silivri'ye kadar uzanan bir şehri konuşuyoruz. Ve bu şehir Osmanlı coğrafyasında özellikle Balkanların kilidi konumunda. Bakın Edirne ile alakalı kültürel mirasa geleceğim aklımda. Edirne ile alakalı şöyle bir betimleme yapılır. Sultanlar şehri, şehirlerin sultanı. Doğru, çok doğru ama eksik. Edirne gerçekten şehirlerin sultanıdır. Ama sadece sultanların şehri değildir. Edirne sultanların şehridir. Edirne imparatorların şehridir. Edirne kralların şehridir. Roma kralının şehridir. Örnek veriyorum. Ve Edirne 92 yıl Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olmakla birlikte özellikle 1700'lü yıllarda 2. Ahmet ve 2. Mustafa'nın yaklaşık olarak 40 yıl padişahlığını Edirne'de sürdürdüğünü hesaba katarsak Edirne'nin aslında başkentliği 192 yıl değil 132 yıla ulaşır. Şimdi böyle bir şehri anlatmak istiyoruz. Böyle bir şehirde Kesikbaş Baba'dan, Aşçı İbrahim Efendi'den, Evliya Kasım Baba'dan, Hıdır Baba'dan ve Edirne'nin manevi büyüklerinden olan Hasan Sezai Hazretlerinden gittin amma ki kodun hasret ile canı bile istemem sensiz sohbeti yaranı bile dizelerinin sahibi ben alanınıza giriyorum beni bağışlayın. Divan Edebiyatı'nın Sepki Hindi dediğimiz daha sonra Fransız sembolistlerinin çok kullandığı sembolizmin en güzel isimlerinden olan Ahmet Neşati'nin yani Neşati Baba'nın yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehir nasıl anlatılır? Neresinden anlatabilirsiniz bu şehri? Eski camiden bahsettiğiniz zaman Diyar-ı Rum'un Mekke'si olduğunu söylersiniz. Üç Şerefeli Camii'nden bahsedeceksiniz. Hemen caminin ana giriş kapısında üç tane sütun vardır. Bu üç tane sütunu kimse bilmez. Bunlar hafif gri sütunlar ön tarafta. O üç şerefeli dediğimiz minarenin yanında ve ana giriş merdivenlerinin üzerinde. Nedir bu sütunlar burada? Ne alakası var? O sütunlar o camiyi yaptıran Sultan II. Murat'ın caminin hitamında, caminin bitiminde dört büyük melekten Azrail hariç, Cebrail, Mekail ve İsrafil'i oralarda görmesine işarettir. Ola ki insanlar gafil davranır, buraya basarlar, amana basmasınlar diye koyduğu işaretlerdir. Bir başkentten söz ediyorsunuz. Keza aynı şekilde kültür mirasına döneceğim. Murat, seni Mevlevi'dir kendisi 2. Murat'ın. Seni Edirne'de ziyarete geleceğim. Diye Sultan II. Murat'ın rüyasına girer Mevlana Hazretleri. Bunun üzerine Sultan II. Murat uyanır. Mevlana Hazretleri beni Edirne'ye ziyarete gelecek. Elbette manevi anlamda. Öyleyse ben Mevlana Hazretlerini kendisine layık bir mekanda karşılayayım diyerek hemen ertesi günü büyükçe bir Mevlevihane ve cami inşa etmeye başlar. Tek minareli ve bizim ters batılıların ters T tipi dedikleri bizim kanatlı cami dediğimiz zaviyeli camilerden olan Muradiye Camii'ni inşa eder. Bakın güzel kardeşim Muradiye Camii'ni bir tarihte vakfiyesini şerh ettik arkadaşlarımızla. Biliyor musunuz Muradiye Camii'nde Osmanlı döneminde gündüz sabahleyin sabah namazında kapıyı açtık. 176 kişi var çalışıyor. Bir medeniyetten bahsediyoruz. Şimdi Edirne böyle bir medeniyet. Edirne'nin bu özelliklerini kültürel miras anlamında anlatmazdan evvel en evvela şunu söylememiz lazım. Edirne İstanbul'un fethini hazırlayan şehirdir. Bakın Osmanlı'nın Anadolu birikimi, Osmanlı'nın Anadolu kültürü Edirne'nin fethine kadar varlığını sürdürmüştür. Kosova'nın fethine kadar, Üsküp'ün fethine kadar elbette varlığını sürdürmüştür. Ama İstanbul'un fethi için Osmanlı'nın Anadolu kültürüne bir Rumeli kültürü gerekmiştir. İşte Edirne kültürü, Edirne'nin en önemli kültürel mirası İstanbul gibi bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan bir şehrin fethedilmesini sağlayacak güçtedir. Böyle bir enerjiye sahiptir Edirne'nin kültürel mirası. Bu kültürel miras aslında ben aynı zamanda bu kültürel mirasa medeniyetlerin
kesişme noktası tabirini kullanıyorum. Edirne gerçekten medeniyetlerin kesişme noktasıdır. Bu kesişme noktasında ne var? Bu kesişme noktasında az önce söyledim, Osmanlı dönemine ait eserler var. Bu kesişme noktasında Bizans'tan bize kalan Edirne Kalesi var. Hala ayakta duran Makedon Kulesi ile Edirne Kalesi var. Bu kesişme noktasında köprüler var. Bu kesişme noktasında ustalık, Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye anlattığı Selimiye var. Birazdan onun da birlikte sırlarına zamanımız olursa gireriz inşallah. Bu kesişme noktasında Peygamberi Zişan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Sultan II. Murat'ın rüyasına girip Murat bana bir cami ve medrese yaptırasın ve o cami ve medresede benim hadislerim okutulsun rüyası üzerine vakit kış olmasına rağmen, Şubat ayı olmasına rağmen derhal inşaatına başlanmış olan ve tam 400 yıl 1001 hatimin okunduğu Darül Hadis Camii var. Şimdi UNESCO Selimiye Camii'ni kültürel mirasın içerisine kattı diye seviniyoruz. UNESCO'ya saygı duyuyoruz kültürel mirasa kattığı için. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Edirne'de Selimiye Camii, 2. Beyazıt'ın yaptırdığı külliye, Darül Hadis Camii, Üç Şerefeli Camii, Muradiye Camii, Eski Camii, Taşlık Camii, Osmanlı eseri olan hangi eseri ele alırsak alalım? Meriç Köprüsü, Tunca Köprüsü, Sarayiçi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, bunların her birisi olağanüstü tarihi eserlerdir. Ve iddia ediyorum Selimiye'nin dominantı altındadır bu eserlerin büyük bir kısmı. Bugün eski camiyi alıp Anadolu'nun herhangi bir şehrine getirseniz oranın bir numaralı eseri olur. Keza Üç Şerefeli, keza Muradiye. Yani velhasılı kelam Edirne gerçek anlamda medeniyetlerin bir kesişme noktasıdır. Bakın kültürel anlamda bunu söylüyorum. Kırkpınar somut olmayan kültürel mirasın baş tacıdır. 650 yıllık geleneğe sahiptir ve Rumeli'ye adım atan 40 cihangirin, 40 yiğidin hatırasına yaklaşık 700 yıldan beri dimdik varlığını sürdürmektedir. Keza sadece Kırkpınar da değil, somut olmayan kültürel mirasımız içerisinde Edirne'de Hıdırellez de var. Onu da sayabiliriz. Bunun yanında az önce bahsettiğim somut olan kültürel mirasın sadece sanat eseri anlamında değil, gıda anlamında da bir Edirne'ye ait badem ezmesini sayabiliriz. Bir Edirne'ye ait acı badem kurabiyesini sayabiliriz. Şimdi son zamanlarda çok fazla revaçta Kavala kurabiyesini yine Edirne'ye ait bir bademli kurabiye olarak sayabiliriz. Velhasılı kelam Mehmet Bey kardeşim, ben şununla bu bahse noktalıyım. Sözü ağzınızdan alıyorum, böyle sonra da susmuyorum ama toparlayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Mutlaka bilirsiniz, siz edebiyatçısınız. Bazı kelimeler, kavramlar vardır. Söylendikleri zaman insanın yüreğinde bir ürperiş uyandırır. Bunlar, bazıları bunların türkülerdir. Bazıları bunların sözlerdir. Bazıları bunların şarkılardır. Bazıları da bunların şehirlerdir. İşte Edirne bugün sadece Türkiye'de değil, Balkan coğrafyasında adı söylendiği zaman yüreklere ürperiş uyandıran bir şehirdir. Bunun ne anlama geldiğini ben size ifade edeyim mi? Bakın tabii. Bundan yıllar önce çok değerli valilerimiz burada görev yaptılar. Kendilerini saygıyla yad ediyorum. Bu valilerimizden bir tanesinin danışmanı vardı. Yazarlar Birliği'nde Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna. Dostum, kardeşim, abim. Fahri Tuna deli divane bir insan. Yerinde duramayan bir insan. Balkanlarda şairleri toparladı. Balkan şairleri şiir programlarını yapıyoruz. Buradan ta Gagavuzya'ya kadar gitti. Sağ olsun. Bulgaristan'da yaptık ilkini. Hep beraber buradan gittik. Balkan şairlerini topluyoruz. Bulgaristan'a. Kırcaali'de yaptık programımızı. Şimdi katılacaklar var. Balkanlardan gelenler var. Gagavuzya'dan da Güllü Karanfil diye bir kardeşimiz var. Akademisyen ve güzel bir şair kendisi. O da Gagavuzya'dan gelmek istiyor. Biz diyoruz ki sen Gagavuzya'dan Sofya'ya uç. Biz seni Sofya'dan alalım, Kırcaali'ye getirelim. Hayır diyor. Ben Edirne'ye gelmek istiyorum. Ya Edirne'ye nasıl geleceksiniz? Yani
O zaman İstanbul'a gitmeniz lazım. Yol uzayacak. Olsun, yol uzasın. Kabul ettik. Çaresiz İstanbul'a uçtu. İstanbul'dan da işte valilik onu aldı Edirne'ye. Edirne'den de Kırcaali'ye gece programa gittik. Bilirsiniz şairler geveze olur. Tabii Fahri Tuna programı yapıyor. Talimat veriyor herkese. Kimse konuşmayacak. Çıkacaksınız, şiirinizi okuyup ineceksiniz. Öyle yaptık. Çıktık, şiir okuduk, indik. Güllü Karanfil'e geldi sıra. Tabii ona da aynı talimat verildi ama Güllü kardeşim dedi ki ben bu kurala uymayacağım dedi. Bunu söylemem lazım. Söylemezsem hasta olurum dedi. Buyur dediler mecburen kürsüde. Dedi ki ben bugün buraya İstanbul'a uçtum. İstanbul'dan da Edirne'ye geldim. Edirne'den de buraya geldim. Neden bu kadar çok Edirne'yi istedim biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. Gagavuzya'da bir söz vardır dedi. Bizde olmayacak işler. Hani biz diyoruz ya bu ne zaman olur? Kırmızı kar yağdığında diyoruz ya biz. Ağustos'ta aynen. Kar yağdığında. Dedi ki Gagavuzya'da olmayacak işlere derler ki bu iş ne zaman olur? Edirne'yi gördüğünde. Ben bugün Edirne'yi gördüm dedi. Edirne böyle bir şehir. O yüzden Edirne ismini bir şehir olarak değil, Osmanlı tarihinde derinliği olan bir şehir olarak algılamamız lazım. Sırlarına da vakıf olmamız lazım. Ben nefsimden Cenab-ı Hakk'a sığınırım. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Şehirlerin dili olduğunu, şehirlerin hafızası olduğunu, şehirlerin konuştuğunu, şehirlerin ağladığını, şehirlerin tutuklarını bırakmadıklarına inanan birisiyim. Ve bu anlamda da en fazla konuşan şehirlerden bir tanesidir Edirne. Bir kusuru vardır. Gündüz susar Edirne. Gece daha çok geç saatlerde köprüleri konuşur, suları konuşur, Selimiye'si konuşur, Selimiye'nin ana kubbesi üzerinde uçuşan martıları konuşur, nehirleri konuşur, Adalet Kasrı konuşur, 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 konuşur. Yeter ki o şehrin söyledikleriyle kalbinizden bir irtibat kurun. Mezar taşları bile konuşur Edirne'nin. Size soru bırakmadım. Sorun bende. Hocam ben çok memnunum. O zaman problem yok. Çok memnun olduğundan şu an zerre şüphe duymuyorum. Etkilenerek dinliyorum ben de bir yandan. Çok teşekkür ederim. Yani, yürütmenin yanı sıra. Sayın hocam Selimiye için ayrıca bir başlık açabilir miyiz? Çünkü açalım. Edirne henüz gelmemiş, Edirne'yi görmemiş insanların zihninde Edirne imgesel anlamda esasen Selimiye'den ve bir geçiş şehri olmasından ibarettir. Bu noktada Selimiye'yi bize biraz açıp ona ayrı bir başlık açmayı uygun görür müsünüz? Estağfurullah. Selimiye'yi açalım. Ben Selimiye'nin şaheserliği konusunda Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye tarif etmesi konusunda hiçbir tereddüdüm yok. Ancak diğer eserlere de haksızlık etmemek anlamında onları sayıyorum ki Edirne'ye gelen arkadaşlarımız Selimiye'den ibaret bir şehir görmesinler. Ama şunu da söyleyelim. Edirne'de her şey Selimiye Camii ile anlatılır. Selimiye'nin arkası, Selimiye'nin önü, Selimiye'nin hizası, Selimiye'nin yan tarafı. Çünkü Selimiye neden bu kadar anlatılır? Yani Selimiye konduğu yer mi çok önemli? Selimiye'ye benzer bu kadar şaheser olması noktasında Selimiye'den daha etkili bir eser mi yok Osmanlı coğrafyasında, Türkiye'de coğrafya? Elbette olabilir. Peki nedir Selimiye'yi farklı kılan? Kıymetli kardeşim, Selimiye, Sultan II. Selim'in Kıbrıs'ı fethedersem bir cami inşa edeceğim diye bir adağı var. Bu adak uzun süre gerçekleşmeyince rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Ve Peygamber Efendimiz kendisine sen bir cami yaptıracaktın der rüya alemindeyken. Bunun üzerine II. Selim rüyasında der ki evet doğru yaptıracaktım ya Resulallah ama İstanbul'a yer bulamadım. Bunun üzerine Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutar, gel ben sana yerini göstereyim der ve Edirne'ye gelirler. Edirne'de o delikli kaya mevkiidir Selimiye Camii'nin bulunduğu yer ve Adrianus'un sarayının olduğu yerdir ve Osmanlı'nın birinci sarayının olduğu yerdir Selimiye'nin olduğu yer. Bakın bunları özellikle söylüyorum.
oraya bir lale bahçesi koyan insanlar var çok enteresan bir şekilde. Herhalde Türkiye'de nerede lale bahçesi olmaz diye sorsanız Selimiye Camii olduğu yerde olmaz derim. Evet, Selimiye böyle bir rüya üzerine 2. Selim tarafından dönemin en büyük ustası Mimar Sinan'a yaptırılmış bir eserdir. Gerçekten bir şaheserdir ve içinde çeşitli sırlar vardır. Selimiye Camii Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Ve dikkat edin, Selimiye Camii Mimar Sinan'ın ustalık eseri olması itibariyle aynı zamanda da bir takım o kendi dönemine ait bir takım yaklaşımların da cevabıdır. Nedir bu yaklaşımlar? Tezkiretül Bünyan'dan okuyalım. Mimar Sinan'ın bizatihi kendisinden okuyalım. Diyor ki Mimar Sinan Tezkiretül Bünyan'da, Hristiyan mimarları arasında, sorun yok inşallah. Yok yok hocam. Tamam. Hristiyan mimarları arasında Ayasofya Camii kadar Müslüman mimarların Ayasofya Camii kadar yüksek, Ayasofya Camii kadar kubbesi kadar yüksek ve geniş kubbeye sahip bir eser yapmadıklarından bahisle gururlandıklarını duyardım. Bu fakirin yüreği diyor, Mimar Sinan bunu söylüyor. Bunu duyduğum zaman da bu fakirin yüreği ezilirdi, burkulurdu. İşte Selimiye Camii'ni istedim ki Ayasofya'dan 30 ila 40 zira daha yüksek ve daha geniş yapmak suretiyle Hristiyan mimarlarının bu gururlanmalarına, bu kibirlenmelerine bir cevap vereyim. Öyleyse Selimiye Camii bir dini eser, İslam'ın en büyük eserlerinden biri olmanın yanı sıra Selimiye Camii aynı zamanda bir cevaptır. İşte bu Hristiyan mimarlarına. Peki başka ne diyor Tezkiretül Bünyan'da Mimar Sinan? Şunu söylüyor. Bu camiyi yaptım bu şekilde. İkinci Selim emretti. Dedi ki bana İkinci Selim, cihanda bunun benzeri olmasın. Gerçekten Selimiye Camii'nin cihanda bir benzeri yoktur. Sonra bakın çok çarpıcı bir ifadedir bu Mimar Sinan'ın kimliğini ve kişiliğini anlamak bakımından söylüyorum. Mimar Sinan devşirmeydi, Mimar Sinan şuydu, Mimar Sinan buydu. Bunların hepsi boş işler. Bakın misyona bakın. Selimiye'nin yaptıktan sonra diyor, Ayasofya'nın ön kıbleye doğru ön duvarındaki çatlaklar vardı. Bunların da iki tane, bunlara da bir payanda yapmak suretiyle Bizans'ın eline baston vermiş oldu. Selimiye Camii bu duygularla yapılmıştır. Peki Selimiye Camii'nde ne var? Mimar Sinan'ın eşsiz mimari özelliği var. 8 ayak üzerinde durur ve 31.25 santimlik bir çapında bir kubbeye sahiptir. Tek kubbelidir Selimiye Camii. Peki tek kubbenin üzerinde olağanüstü güzellikte bir hüsnat yazısıyla hangi sure yazar? Cenab-ı Hakk'ın birliğini Kur'an-ı Kerim'de en güzel ifade eden İhlas suresi yazar. Kul huvallahu ehad. O Allah ehad'tır. Mimar Sinan böylesine akustikten altın kurala varana kadar her şeyi birbirine uyar hale getirebilecek bir ustadır işte. Peki Mimar Sinan bütün bunları yaptıktan sonra, camiyi bitirdikten sonra tezyinatına çok fazla, Mimar Sinan'ın camilerine dikkat edin, tezyinat çok fazla yoktur. Selimiye'de de çok fazla yoktur aslında ama yine de vardır. Peki kime yaptırmıştır tezyinatını? Hattat Karahisari'nin talebesi olan Hasan Çelebi'ye yaptırmıştır. Ben Selimiye Camii'nin içinde Hasan Çelebi'nin çığlığını arayanlardanım. Nasıl bir çığlık bu çığlık? Selimiye Camii'nin içinde Hasan Çelebi, bilirsiniz üstünat çalışanları iskele üzerinde çalışır. Caminin son tezyinatını bitirmek üzeredir Hasan Çelebi. Son rutuşlar, öyle diyelim. O ana kubbe üzerinde. Hasan Çelebi kimdir? Hasan Çelebi Selimiye Camii'nin minber mihrap kısmında yazdığı Fatiha suresindeki vav harfi kendisinden sonra 150 yıl taklit edilen bir üstünat hocasıdır. Hasan Çelebi bu kadar mükemmel, bu kadar önemli bir isimdir. İşte Hasan Çelebi Selimiye Camii'nin ana kubbesinin tezyinatını ve diğerlerini bitirdikten sonra
ana kubbenin tezyinatını bitirmek üzereyken sırt üstü yatmış vaziyette çalışırken yukarıdan gözüne bir damla kireç düşer. Can havliyle yanındaki kireç kovasından suyu alır, gözünü silmeye çalışır. Ama yanında su aldığı kovadaki su, o da kireçlidir. Ve iki gözü birden kör olur. Ve Hasan Çelebi bir çığlık atarak bitirdiği eserin, bitirmek üzere olduğu eserin son halini göremez. Güzel kardeşim, Selimiye'nin bitmiş halini göremeyen üç tane insan vardır, bilir misiniz? Bir tanesi Hasan Çelebi'dir. Bir tanesi Mimar Sinan'ın torunu Fatma'dır. Fatma, Mimar Sinan Selimiye Camii'nin yapımında bizzat Edirne'ye gelerek Edirne'de yaşamış, Edirne'de bulunmuş isimlerden biridir. Onunla beraber torunu da gelmiştir Edirne'ye. O da beraber yaşamıştır, kızı ve torunu. Camiye de birlikte gider gelirler Selimiye Camii'ne. Fakat bir türlü Cenab-ı Hak emri hak vaki olur. Caminin bitimine yakın Mimar Sinan'ın torunu hastalığa yakalanır ve vefat eder. Bugün kabri Çamlık dediğimiz yerdedir. Edirne'nin girişinde. Edirneliler bilir. Mimar Sinan'ın torunu da göremez Selimiye'nin bitmiş halini. Bilir misiniz? Selimiye'nin bitmiş halini göremeyen üçüncü kişi Sultan II. Selim'dir. Yaşı ilerlemiştir Sultan II. Selim'in. Çok da baskı yapar. Hatta bir nargile fokurdatma hikayesi anlatılır Selimiye Camii'nde. Bitirmesi için yazılar yazar Mimar Sinan'a. Mutlaka bitirsin ister, mutlaka bitirsin ister. Hatta bilirsiniz, hünkâr mahfilinde Selimiye Camii'nin kalbi selime dair bir güzel bir ibadet, o ayeti kerim hünkâr mahfilinde Selimiye Camii'nin. Hani Bağdatlı Ruhi'nin dediği var ya, sanmey hace ki senden zerüsim isterler, yevme la yenfevda kalbi selim isterler. Selimiye Camii kalbi selimdir aynı zamanda. İşte Selimiye'nin bitmiş halini göremeyen üçüncü kişi de Sultan Selim'dir. Bakın bunları niye anlattım? Şunun için anlattım. Mimar Sinan bir sembol adamıdır. Mimar Sinan bir şifre adamıdır. Ve bu üç ölümün üzerine tam da caminin ortasına koyduğu ve altına Ab-ı Hayat dediğimiz, yani Selimiye Camii sonsuza kadar yaşasın diye koyduğu abayat çarkının, ölümsüzlük çarkının bulunduğu müezzin mahfilinin en doğudaki sütununa, mermer sütununa başını aşağıya doğru eğmiş ters bir lale işletir. Yani demek ister ki her şey mükemmel gitti, her şey güzel gitti ama şu üç ölüm de olmasaydı her şey daha güzel olacaktı. İşte Mimar Sinan'ın Selimiye'ye koyduğu lalenin ters olması, başını öne eğmesi buna işarettir. Yoksa Selimiye'nin olduğu yerde bir lale bahçesi olacak. Lale bahçesinde ters bir kadın olacak. Bunların hiçbirinin gerçekle alakası yoktur. Peki Selimiye'de başka ne vardır? Bakın Mehmet Bey kardeşim, mutlaka bilirsiniz. Bizim kültürümüzde Hazreti Süleyman'ın yıldızı olarak bilinir. Süleyman'ın mührü olarak bilinir. Maalesef 1948'den sonra İsrail'in bayrağı oldu. Onlar da Davut Yıldızı olarak bunu adlandırıyorlar. Bizim kültürümüzde bu her yerde vardı. Bunun anlamı konduğu eserde bu eserin sonsuza kadar, kıyamete kadar yaşaması içindir. Selimiye Camii'nde Süleyman, mührü Süleyman yoktur. Çok çok az vardır. Ama bir yerde vardır. Mimar Sinan Selimiye Camii'ne mührü Süleyman'ı temellerine koymuştur. Selimiye Camii'nin temelleri mührü Süleyman şeklindedir. Ve Selimiye Camii gazidir. Balkan Harbi'nde bir top mermisi almıştır kıyık tarafından. Selimiye Camii Lozan'da Edirne'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmasını sağlayacak kadar güç ve kudrete sahip bir camidir. Nasıl? Şöyle, Yunanlar Selimiye Camii'ni almak ister bizden. Bizim camimizdir de, bizim Edirne'yi almak ister, düzeltiyorum. Edirne bize aittir derler. Israrla bu konuda baskı yaparlar. En sonunda heyettekilerden bir tanesi yüksek sesle bağıra çağıra der ki, peki size Edirne'yi verelim. Edirne diyelim, Yunan şehri oldu, tamam.
Selimiye Camii'ni ne yapacaksınız? Selimiye Camii o şehirdeyken siz bu şehre nasıl Yunan şehri diyeceksiniz? İşte Edirne, Edirne Selimiye Camii, Edirne'nin Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde kalmasını sağlayacak kadar özel bir camidir. Bu anlattıklarım Selimiye Camii ile alakalı fragmandır. Henüz minarelerini anlatmadım. Arka kıbleye göre arka iki minaresinde üç tane yol olduğunu, üç kişinin birbirini görmeden her bir şerefe ayrı ayrı çıkacağından söz etmedim. Selimiye Camii'nin başka sembolleri olduğunu anlatmadım. Selimiye Camii'nin içerideki 8 tane fil ayağının çapıyla Selimiye Camii'nin minarelerinin çapının aynı olduğunu henüz anlatmadım. Bunları da başka bir zaman uzun uzun anlatırız. Ama Edirne'ye dönelim. Edirne Selimiye Camii ile bütünleşmiş bir şehirdir, doğrudur. Ve Edirne'nin, rahmetli annemin diliyle söyleyeyim, en önemli eseri hala kıyamete kadar da böyle kalsın. Selimiye'dir. Selimiye'ye şöyle söylerler eskiler, Sultan Selim Camii'dir. Yani Edirne Sultan Selim Camii'nin tam ortasında bulunduğu eski ama asla eskimeyen bir başkenttir. Evet. Ve unutmayın, Tanpınar'ın sözünü asla unutmayın. Siz edebiyatçısınız. Bir başkent her zaman başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine de konuşur. Edirne konuşuyor. Ne kadar susturulursa susturulsun. Çünkü Edirne eski ama eskimeyen bir başkenttir. Devam edeyim ben. Sorularınız böyle aldığı gibi. Şu anda yavaşladı. Tabii ben de dinliyor idim. Sayın hocam evet. Şöyle yani Edirne'nin tarihi ve işte bu bereketli yapısından sizin de engin bilgilerinizle daha üzerine günlerce konuşulabilecek şey olduğu çıkarımını yapmak pek zor değil bizler için. Evet. Ama ben biraz da Cumhuriyet dönemine, bugüne getirmek istiyorum. Hemen hemen herkesin Edirne'nin mazisiyle alakalı zihninde bir fikir oluştuğuna dair herhangi bir şüphem yok. Sayın hocam, şehirden kente bir geçiş süreci yaşadık. Yani bunu yalnızca Diyarı Rum topraklarında biz Türkler değil, bütün dünya üzerinde, bütün ulusların moderniteyle birlikte şehir yapılarının değiştiğini ve bu şehirlerin kentleştiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda Edirne'nin şehirden kente bir geçiş süreci oldu mu? Eğer olduysa bu süreç esnasında Edirne'de ne gibi değişimlerden bahsetmek mümkün? Şöyle, bu bahsettiğiniz özellikle akademik konuşmalara çok fazla girmemeye çalışıyorum, sıkıcı olmamak adına. Elbette özellikle sanayi devrimi sonrasındaki değişim bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de mutlaka yaşandı ve yaşanıyor. Elbette Edirne'de de kentselleşme anlamında bir değişim yaşandı ve bu yaşanıyor, hala daha yaşanıyor. Fakat Edirne'nin şanslı tarafı şu, bu sorduğunuz soru anlamında az önce bahsettiğim şehrin bir ruhu var. Bu ruh ister istemez ne kadar kentleşirseniz kentleşin. Şimdi şöyle söyleyeyim, Hazreti İsa'ya dinini tebliğ etmeye başladığı zamanlarda sus konuşma derler. O da şöyle bir çıkış yapar. Bana konuşma diyorsunuz ama eğer ben susarsam yerdeki taşlar konuşacak. Şimdi Edirne istediğiniz kadar kentleştirin. İstediğiniz kadar modernitenin önüne koyun. Selimiye'yi nereye koyacaksınız? Eski camiyi nereye koyacaksınız? Muradiye'yi nereye koyacaksınız? Hıdır Baba'yı nereye koyacaksınız? Kentin manevi dokusunda en önemli yeri olan Hasan Sezi Hazretleri'ni nereye koyacaksınız? Muradiye'yi nereye koyacaksınız? Üç Şerefeli, yani dolayısıyla bunların manevi varlığı, külliyeyi, İkinci Beyazıt Külliyesi'ni, Şifane'yi nereye koyacaksınız? Dolayısıyla bunların manevi ağırlığı Edirne'de doğal bir koruma meydana getirmiş durumda. Bir de Edirne'nin her ne kadar talan edilmiş olsa da eski Edirne diye tarif ettiğimiz kale içi dediğimiz semti her şeye rağmen, bütün eksikliklerine rağmen hala hususiyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla güzel taraf
kentleşme, bu sit alanı dediğimiz tarihi şehirde çok fazla zarar vermeden yeni yerleşim bölgesi dediğimiz bizim işte kooperatif evleri dedi, o bölgeye kayıyor. Kentleşme daha çok oralarda. Dolayısıyla kentleşme elbette yaşanıyor. Bu yaşanacak. Bundan kaçamayız. Ama bununla birlikte, bu kentleşmeyle birlikte eski Edirne'de bütün varlığıyla, bütün gücüyle kendini muhafaza ediyor. Örneğin Saraçlar Caddesi, Semiz Ali Paşa'nın yaptırdığı Ali Paşa Kapalı Çarşısı, Bedesten, Arasta, Çeşmeler, bütün bunlarla o eski şehir hala varlığını sürdürüyor, sürdürecek diye de düşünüyorum. İnşallah. Eyvallah hocam. Sayın hocam, bir de meseleyi biraz da bireysel mimari alanına çekmek istiyorum. Edirne'de toplumu, cemiyeti barındıran mekanlardan oldukça bahsettik. Peki ferdi anlamda Edirne'de bir ev mimarisinden bahsetmek mümkün müdür? Edirne'nin kendine has bir ev mimarisi tarzı mevcut mudur? Güzel kardeşim, 93 Harbi'nde eski Zahara Müftüsü Raci Efendi'nin çok güzel bir beyti var. Mutlaka bilirsiniz. Hatta buna daha sonra Arif Nihat Asya Edirne'de görev yapmıştır. Güzel bir eklemeyle mükemmel bir şiir ortaya çıkarmıştır. Orada eski Zahara Müftüsü Raci Efendi'nin sözü şuydu. Azizi vakt dedik, adu yani düşman zelil etti bizi. Şimdi azizi vakt değiliz. Yani vaktin azizi değiliz. Dolayısıyla her ne kadar bu konuda Edirne'ye ait hususiyetler çeşitli arkadaşlarımız tarafından ortaya çıkarılmaya çalışılıyorsa, özellikle bu konuda Trakya Üniversitesi'nin rektörümüz Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'nun çok büyük gayretleri var. Nitekim bu anlamda bir göç ve mübadele merkezini kurdu ve bizi oraya görevlendirdi. Keza Osmanlı araştırmaları ve uygulamaları merkezini kurdurdu. Oraya da bir güzel bir hocamıza görev verdi sayın rektörümüz. Keza Edirne Kırmızısını ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Üniversitemiz bu konuda çalışıyor. Valilik bu konuda büyük gayret içerisinde. Belediye müzeler kurmak suretiyle bu konuda büyük gayret içerisinde. Edirne'nin içinde var olan, özünde var olanların dışarıya çıkarılması konusunda olağanüstü gayretler var günümüzde. Özellikle bu kurumlar tarafından ve kişiler tarafından. Ama bunun henüz bireysel mimari anlamında bir ev mimarisine yansıyan yanı yok. Ancak demin bahsettiğim Kareiçi dediğimiz bölgede eski evler restore edilmek suretiyle, küçük butik oteller yapılmak suretiyle muhafaza edilmeye çalışılıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eyvallah. Bir sonraki soruma da aslında kısmen cevap vermiş bulundunuz böylece. Evet. Sayın hocam, üniversitelerin şehirlere girmesiyle şehirlerimizde bir takım değişiklikler görüyoruz. Aslında Edirne tarihine baktığımızda Edirne'nin 17. yüzyılda işte İstanbul, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın en büyük 4. şehri olduğunu ve medreseler noktasında da yani bugünkü tabiriyle bir üniversiteler şehri olduğunu da biliyoruz. Yani evet. 1669 yılında, hayır, şöyle söyleyeyim, ben notlarım arasında var ama çok uzattım diye geçtim. 1669 yılında 1669'da 24 tane medresesi var. Yani Edirne aslında tarihin her döneminde, Osmanlı döneminde bir üniversite şehri. Trakya Üniversitesi'nde bu anlamda özellikle geçmişten bugüne ama özellikle de son dönemde daha da artan bir hızla Edirne'ye ait değerleri, Edirne'ye ait özellikleri ortaya çıkarma konusunda çok büyük gayreti var. Özellikle rektörümüzün Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu hocamın şehirle üniversiteyi entegre etme, birleştirme konusunda geçmişte Enver Duran bu hamleyi çok somut adımlarla yerine getirdiğini görüyoruz. Edirne ile alakalı Trakya Üniversitesi'nin çok büyük önceliği var. Özellikle bu anlamda bunu bir hakkın teslimi anlamında ifade etmek istiyorum. Zaten Mimarlık Fakültesi de her yıl bir Mimar Sinan Sempozyum yapmak suretiyle
Mimar Sinan'a ait vefasını da yerine getirme konusunda büyük gayretler içerisinde. Yani Trakya Üniversitesi'nin bu konuda büyük gayretleri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eyvallah. Şimdi Edirne aslında çok fazla bilinmez. Bunu bu akşama mahsusen söylemiş olalım. İstanbul Yeditepe'li olarak bilinir, bilirsiniz. Hatta sanıyorum Nazım Hikmet'in Yeditepe'li şehrimde bıraktığım Gonca Gülümü diye bir şarkı olmuş, şiiri de var. İstanbul Yeditepe'lidir. Edirne 150 kilometre mesafede Filibe 9 tepelidir. İstanbul Yeditepe'lidir. Filibe 9 tepelidir. Çok fazla bilinmez ama aslında Edirne'de 7, Edirne'nin tepeleri biraz daha küçük. Edirne o kadar çok coğrafi olarak dağınık bir coğrafi yapıya sahip değil. Edirne'nin de tepeleri bayır olarak geçer. Aslında Edirne'de 7 tepelidir, 7 bayırlıdır. Çullu Bayır, Murat Bey Bayırı, Yassı Bayır, Hasırlık Bayırı, Koru Bayırı, Sirkeci Sultan Bayırı ve Kabak Bayırı olarak. Bunları niye söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Edirne aslında Cumhuriyet dönemindeki handikapı, Cumhuriyet döneminin Udut şehri, Serhat şehri olması. Edirne tarihi boyunca Osmanlı'da, yani 600 yıllık tarihi boyunca ve ondan önce de Roma'da, Roma İmparatorluğu döneminde Edirne Serhat şehri olmamış. Edirne bir iç kale. Az önce sözlerime başlarken söyledim. Yani pergenin bir ayağını Edirne'ye koyduğunuz zaman diğer ayağını İskeçe'ye koyabilirsiniz. Diğer ayağını Smolen'e koyabilirsiniz. Diğer ayağını Filibe'ye. Dönün Askova'ya, dönün Burgaz'a, Yanbolu'ya. Yani Varna'ya. Yani Edirne'nin 120 kilometre ötesinde Karadeniz var. 150 kilometre ötesinde Ege Denizi var. 110 kilometre ötesinde Ege Denizi var. Edirne böyle bir coğrafi yapıya sahip. Yani jeopolitik ve jeostratejik özelliğe sahip bir konumda Edirne. Şimdi ama imparatorluktan sonra Cumhuriyet döneminde sınır kenti olma noktasında bir handikapa sahip. Bu son 30-40 yıldan beri, son 20 yılda daha yüksek olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'la ilişkilerimizin daha düzenli, daha iyi, daha sağlıklı olması nedeniyle gidiş gelişler çok daha fazla arttı. Çok da güzel ekonomik anlamda gelişmelere sebep oldu. Gerek oraya giden arkadaşlarımız, ticaret yapanlar bakımından, gerekse de onlardan buraya gelenler bakımından. Bu çok güzel bir gelişme. Tabii bu imparatorluktan sonra bu sınır kenti olmak doğal olarak Edirne'yi, yani biraz elini ayağını kesmiş bir psikolojiye soktu. Bu tıbbi olarak hata yapmayayım. Fantom sendromu var, bilir misiniz? Fantom sendromu işte ayağı kesilen insanların soğuk olduğunda kesik olan ayaklarında o ağrıyı hissetmeleri. Edirne fantom sendromunu yaşayan bir şehir. Balkan coğrafyasıyla ilgili olarak. Ne kadar sınırlar kopmuş olsa da bu sınırların fiziki olduğunu bilen, kalbe sınır konmayacağını bilen bir şehir Edirne. Bununla beraber bunun ekonomik yansıması elbette daha çok İstanbul'a yönelik olmasıdır. 1970'lerde Edirne ekonomik anlamda bir gelişmişlik, bir sıçrama gerçekleştirmiştir. Kalkınmada öncelikli yöre olmak bakımından. Yani o dönemde Edirne'ye kalkınmada öncelikli yöre statüsü verilmiş ve hemen Kapıkule tarafında 3-4 tane fabrika, daha çok dokuma üzerine bu fabrikalar kurulmuş ve onlar bugün birçoğu, biri hariç, aktif olarak çalışıyor ve Edirne'nin en büyük istihdam kaynaklarından bir tanesi bunlar. Ama bunlardan sonra Edirne maalesef kalkınmada öncelikli yöre statüsünü kazanamadığı için ekonomik anlamda yatırımlarını kaybetmiş. Bu şehirde tabii şehrin yönetimiyle de alakalı, yönetim mantığı olarak da Edirne'de bir fabrika kurulması yönünde bir çalışma çok da fazla gerçekleştirilmemiş. Hal böyle olunca daha çok dokuma sanayi ve iplik sanayi, keza dikiş sanayi gibi daha çok böyle çevreyi kirletmeyen sanayiler, bir de ayçiçek yağı fabrikası üreten bir fabrikamız var. Fabrika sayımız çok fazla bu anlamda yok. Ama ekonomi ticaret üzerine Edirne'de kurulu. Şimdi Edirne'de, teminki sorunuzdan bir de cevap vereyim.
Edirne'de kentleşme ile alakalı olarak gelişmeler yaşanırken doğal olarak da köylerden kente göç de yaşandı. Fakat Edirne'nin şanslı tarafı şu. Aynı zamanda Anadolu'dan da Edirne'ye gelen, göçle gelen insanlarımız oldu. Diyarbakır'dan Rize'ye kadar birçok şehrimizden insanımız Edirne'ye geldi. Edirne'nin köylerinden insanlarımız da Edirne'ye geldi. Edirne'nin şansı şu, güzel kardeşim. Edirne'nin köyleri zaten bir şehir kültürüne çok uzak değillerdi. Bir şehir kültürüne sahiptiler ve şehre gelmek suretiyle bu kültürü biraz daha fazla zenginleştirdiler. Keza Anadolu'nun değişik yerlerinden Edirne'ye gelen kardeşlerimiz de arkadaşlarımız da bu anlamda Edirne kültürünü zenginleştirdiler. Çok fazla rahatsız edici herhangi bir unsur ortaya çıkmadan birlik ve beraberlik ve bir bütün içinde Edirne'nin jeopolitik ve jeostratejik konumuna, Edirne'nin kültürel konumuna aykırı bir duruş sergilemeden Edirne bu anlamda şehirleşmeden kentleşmeye dönüşünü çok fazla yara bere almadan yaşamış oldu. Dolayısıyla ekonomik anlamda söyleyeceklerimiz Edirne ekonomisinin geçmiş görkemini yaşamadığını söyleyebiliriz. Çünkü Edirne imparatorluğun çok uzun dönem yağ ve bal kapanı olmuş. Yani Selimiye Camii'nin altında şu anda kazı yeri olarak yapılan bir kapan var. Kapanın ne olduğunu bilirsiniz. Kapan bugünün alışveriş merkezleri. Tek tür şeylerin satıldığı alışveriş merkezlerine kapan denmiş. İstanbul'da işte un kapanı var. Yani un AVM'si diyelim. Edirne bu anlamda çok uzun süre imparatorluğun çok ciddi yağ ve bal kapanı, yağ ve bal deposu olmuş. Meriç Nehri'nin iskelelerinde, bakın Meriç Nehri'nin iskelelerinde buğday iskelesi var, limon iskelesi var, ya yani meyve iskelesi var. Oralardan gönderilmiş. O görkemde değiliz şu anda. Ama yine de buna rağmen ekonomik anlamda Edirne kendi kendini yönetecek özelliğe sahip bir takım kurumları olan, ticaret anlamında, sanayi anlamında bir takım kurumları olan bir şehir. Özellikle bu noktada ticaret borsasını ve ticaret ve sanayi odasını da kurumsal anlamda zikretmemiz lazım. Çok güçlü yapılara sahip, çok değerli arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Çok güçlü yapılara sahip iki tane kurumumuz. Onlar da Edirne hem tarım hem de tarıma dayalı sanayi ve ticaretinin dinamizmi olarak aktif bir faaliyet alanı içerisindeler. Evet, çok diye düşünüyorum. Artık son sorumu soracağım. Aslında bu bir kapanış sorusu aynı zamanda. Hocam Edirne'ye hiç gelmeyen veyahut Edirne'ye gelmeye niyetli olan insanlar için ne söylemek istersiniz? Çok çok iddialı olacak belki ama bu zamana kadar ömürlerini boşa geçirmişler. Hayatlarında çok büyük bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Hani bu şuna benziyor. Edirne bu anlamda kitabi olarak, işte kitaplarda görüldüğü, anlatıldığından ibaret olan bir şehir olsa bu sözlerimi söylemem. Ama Edirne kitaplarda anlatılanların çok çok fevkinde bir şehir. Bakın Türkiye'nin hiçbir şehrinde var olan bir caminin Ebu'l-Hayr Rumi tarafından Kabe-i Şerif'e benzetildiğini söyleyemezsiniz. Bir şey daha söyleyeyim size. Bundan yıllar önce böyle bir ev sohbetinde bizi eğer dinliyorsa sizin meslektaşınız bir hocam Süreyya Beyzadeoğlu hocamı misafir ettik evimizde. Çok değerli eşiyle birlikte geldiler o zaman. Çok değerli eşi, saygı duyuyorum hocanıma da buradan selamlarımı iletmek istiyorum. O akşam Edirne'yi konuşacağız ya, bana bir şey sordu. Dedi ki Mustafa Bey, benim annem işte birkaç ay önce hacca gitti, haçtan geldi. Sonra da işte haç bitti, ziyaret kabulleri falan hepsi bittikten sonra Edirne'ye geldi. Ben de işte Edirne'yi ona gezdirirken camilere gittim. Eski camiden içeriye girdik. Annem açtan yeni geldi. Yani taze hacı. Eski camiden içeriye girdik. Annem elimi tuttu ve bana dedi ki, kızım bu cami Kabe'ye kokuyor. Bunun hikmeti nedir? Diye sordu.
Şimdi Türkiye'nin hiçbir yerinde içeri girerken adımınızı attığınız andan itibaren Kabe-i Şerif'e kokan bir cami göremezsiniz, bulamazsınız. Evet, eski cami Kabe kokar. Eski cami Rumeli'nin Kabe-i Şerif'idir. Neden? Eski cami yapılırken inşası aşamasında eski caminin, hatta bir türlü de bitmez inşaatı, Kabe'nin Rükn-ü Yemani dediğimiz Yemen köşesinden kopan 2-3 parça taş vardır. Bunları yerine koyarlar, tekrar düşer. Yerine koyarlar, tekrar düşer. Bunun üzerine yani yerine konmaya çalışırlarken Kabe emiri rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Peygamberi Zişan kendisine o taşları oraya konmamasını ve bir kervanla Rumeli'ne gönderilmesini, Rumeli'nde o tarihte bünyat edilmekte olan, yani inşaat edilmekte olan bir cami olduğunu ve o camiye konmasını söyler. Ve bakın, bir özel kervanla Kabe-i Şerif'in o iki parça taşı Mekke'den Edirne'ye gelir. Edirne'de eski cami o tarihte yapılmaktadır. Ve eski caminin mihrap kısmının hemen sağ tarafına o taşlar konur. O taşlardan mıdır bilinmez, eski cami Rumeli'nin Kabe-i Şerif'idir. Edirne Üçşerifeli Camii Rumeli'nin Kudüs'ü Şerif'idir. Eğer Kudüs'e gittiyseniz Edirne'ye gelin, Üçşerifeli Camii'ni gezin, diyeceksiniz ki burası Kudüs kokuyor. Ya da Üçşerifeli Camii'ni gezdiyseniz, daha sonra Kudüs'e gittiyseniz benim gibi, Kudüs'ü gördüğünüzde, içeri girdiğinizde diyeceksiniz ki burada eski Üçşerifeli Camii'nin havası var, kokusu var. Dolayısıyla bunların hiçbirini, diğer şehirlerin hepsine saygımız var. Burada bir Edirne fetişizmi yapmak istemiyorum. Ama Edirne'ye gelmemiş olanların yarın sabahtan itibaren Edirne'ye gelmek üzere plan program yapmalarını özellikle söylüyorum. Bir şey daha söyleyeyim, çok uzattım ama sağlık müzemiz var bizim. Üniversitemizin yönettiği ve çok da başarılı olduğu bir müze. Bakın, Selimiye'den bahsettim. 7 ayda 1,5-2 milyon insanın ziyaret ettiği bir yapıdır. Selimiye Camii bir o kadar da ziyaretçi, daha da fazla sağlık müzesine gelir. Sağlık müzesi neden bu kadar önemli? Avrupa'da delilerin, akıl hastalarının sopayla dövülerek, öldürülerek tedavi edildiği, sözüm ona tırnak içinde, günlerde Osmanlı Devleti'nde akıl hastaları müzik ve su sesiyle tedavi edilmiştir. 1484'ten bahsediyorum. İkinci Beyazıt Külliyesi 1484 yılında yapılmıştır. Bugün misafirhanelerimiz var. Bugün göçmenleri konaklayalım mı, gönderelim mi, kaldıralım mı, dursun mu diye saçma sapan tartışmalar yapıyoruz. Osmanlı 1484 yılında akıl hastanesinde, yani hastanede hastalarını ziyarete gelenlerin kalacakları ve bedelsiz yemek yiyecekleri imaretle taphaneleri oraya inşa etmiş. Bir şey daha söyleyeyim. Selimiye Cami minarelerinden bahsettim. Bugün yeryüzünün, bakın İslam coğrafyasını demiyorum, yeryüzünün en zarif iki tane minaresi İkinci Beyazıt Külliyesi'nde, yani İkinci Beyazıt Camii'nin sağında ve solundadır. Dolayısıyla bugüne kadar Edirne'ye gelmemiş olmayı ben çok büyük bir kusur olarak telakki ediyorum. Yarın sabahtan, bu akşamdan itibaren Edirne'ye gelmemiş, görmemiş olanların Edirne'ye gelmesini tavsiye ediyorum. Şunun için, son sözlerimi söyleyeyim, öyle zannediyorum. Şunun için, güzel kardeşim, Osmanlı Devleti Balkan coğrafyasına akınlara giderken, sefere giderken topluca son cuma namazını kıldığı yer Edirne'dir. Cuma Ovası dediğimiz, bugün saray içine girmezden evvel sağ tarafta olan boşluk alandır orası. Son cuma namazı orada kılınır. Gülbank orada çekilir. Fetih ayetleri orada okunur. Ve ordu son cuma namazını orada kıldıktan sonra yola çıkar. Oraya kadar ordunun nereye gideceğini kimse bilemez. Kızılelma neresidir? Kimse bilemez. Ve oradan hareketle Osmanlı'nın kullandığı üç tane yol vardır. Eğer işaret sağ tarafsa, bu sağ kol ya da sağ yoldan gidilecek demektir. O zaman Edefburgaz, Varna, Ah yolu, Dobruca üzerinden Köstence, Kırım'a gidilecek demektir. Eğer işaret orta yolsa, o zaman Via Militaris dediğimiz bugün
Filibe üzerinden Sofya, onun üzerinden Üsküp, onun üzerinden Belgrad, onun üzerinden Viyana demektir. Buna orta yol denir. Bizde tarihi efsat olarak geçer. Eğer işaret solaysa, sol kolsa, sol yolsa, o zaman Via Egnatia dediğimiz Rodopların üzerinden Gümülcün'e, İskeç'e, Selanik, Selanik'in üzerinden yine Üsküp, Belgrad, Viyana'ya doğru gidilecek demektir. İşte Edirne bu üç sefere çıkıldığında üç gidilecek yolun anahtarı, kilidi konumunda olan bir yerdir. Dünyanın hiçbir yerinde, Konya buna dahildir. Siz Konya şehir okuması yapmışsınız ama Konyalılar beni bağışlasın. 200 semazenin aynı anda sema ettikleri bir yer yoktur. 200 semazenin aynı anda sema ettikleri tek yer Edirne Muradiye Camii'dir. Eğer Hasan Çelebi'nin çığlığını duymak istiyorsanız, eğer 200 semazenin aynı anda sema ettiği Muradiye Camii'nde tarihi nefeslemek istiyorsanız, eğer son cuma namazının kılındığı, gülbankın çekildiği, fetahetlerin okunduğu, Osmanlı kılıç çakırtılarının duyulduğu cuma namazını temaşa etmek istiyorsanız behemahal Edirne'de olmak zorundasınız. Eyvallah. Eyvallah Sayın Hocam. Aslında siz tabii Edirne'ye gelmeyenler için bu geceden itibaren bir Edirne planı yapmalarını tavsiye ettiniz ama ben şahsım adına şunu söylemek istiyorum. Biz bugün yani şu 1-1,5 saatlik süreçte sayenizde sizin mihmandarlığınızla aslında Edirne'yi gezmiş kadar da olduk. Estağfurullah. Mehmet Bey, bunlar fragman. Bunlar sadece küçük fragman. Daha anlatmadığımız çok şey var. Bakın Osmanlı'nın en önemli şehir üslamlarından Edirne'de eğitimini görmüş. Sonra da aynı medresede hocalık, müderrislik yapmış olanı var. Ondan size bahsetmedim. Osmanlı'nın ikinci Şeyhülislam'ı bu Şeyh Bedrettin'in katline ferman veren Şeyhülislam'dan bahsetmedim. Daha ben size şunu da söylemedim. Yani saray hekimi Beşir Çelebi'nin Cenab-ı Hak duaları her yerde kabul eder. Ama dört yer vardır ki Edirne'de burada yapılan dualar çok daha fazla kabule şayandır. Bunlardan bir tanesi Hıdır Baba'dır. Bunlardan bir tanesi Davracıs Camii'dir. Bunlardan bir tanesi Küçük Fatih Camii'dir. Yani kilise camidir, Küçük Ayasofya Camii'dir. Ve bunlardan bir tanesi de eski camidir diye anlattığı yerleri henüz size anlatmadım. Bunlar sadece küçük fragmanlar. Geldiğiniz zaman çok uzun olarak Edirne'yi anlatırız inşallah. Yani şu kadar vakit içinde, şu zaman diliminde bile yani hemen hemen her şeyden bahsetmeye çalışmanıza rağmen yetmediğini, daha anlatılacak çok şeyin olduğunu görüyoruz. Yani tam anlamıyla aslında eskilerin deyimiyle işte efradını, cami ayarını mani yapmak diye tabir edilir. Dört başı mamur, her şeyinden haberdar olabildiğimiz bir şehir okuması oldu. Ben şahsım adına ve Türkiye Yazarlar Birliği adına bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kurumlarımıza da yine bizlere vakit ayırıp bu sohbetimize eşlik ettikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Şehir okumalarına devam edelim. Şehirlerde sakladığımız gizemlere, sırlara ve o sır örtüsünü ortadan, üzerlerinden kaldırmaya devam edelim. Bu kültür bizim kültürümüz, bu bizim medeniyetimiz. Bugün Edirne'de İstanbul gibi bir şehri fetheden şehrin ruhunu ifade etmeye çalıştık. Çok zor, notlarım önümde. Hatta konuşmadan evvel çocuklarımla da görüştüm. Bu kadar çok notu nasıl anlatacaksın diye tereddüt ettiler. Doğru. Maalesef anlatabildiklerim sadece bunlardan küçük bir parça. Ama bu benden kaynaklanan bir özellik değil. Edirne böyle. Yani Edirne nereden anlatmaya başlasanız oradan bir destan yazılacak kadar mükemmel bir güzellikte bir şehir. Bakın bir şey söyledim az önce. Edirne'nin müjde şehir olduğundan bahsettim. İsterseniz bu müjdeyle noktalayalım. Şöyle diyelim. Bu Niyazi Akıncıoğlu'nun bir şiiri. Bir yerde görürsen ki, ben bunu şöyle diyelim. Edirne'ye hiç gelmemiş olanlara ve gelmiş olanları böyle karşılayacağımıza söz vermiş olalım. Bir yerde görürsen ki ağır ve edalı akar,
dal dal söğütleri öperek samur üç belik gibi üç koldan sular, müjdeler olsun efendim. Edirne'desin. Bu müjdeyi vermek için bekliyoruz. Eyvallah. Eyvallah Sayın Hocam. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağlık. Teberrüken diyelim. Tekrar kıymetli katılımcılarımıza da teşekkürleri borç. Ben teşekkür ediyorum. Hepsine ve özellikle size çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.